abi tanıyorum. Oğlum ben tanıyorum. Zor ya. Bizim babayı biz de geç keşfedenlerdeniz, açıkçası söylemek gerekirse. Ben daha önceleri dinlerdim kendisini. Ama sonradan daha çok dinlemeye başladım. Bir de tabii burada ben görevli olduğum için daha da hayranlığım biraz daha artmış oldu. Daha da bir araştırmaya ve onunla ilgili bilgi sahibi olmaya çalıştım. Gerçekten ve karakteriyle, karakterini ve kendi kişiliğini çok sevdim. Kişiliğini söylemem gerekirse gerçekten yani, sanatçılar içerisinde evet Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçı diyebilirim. Hı hı. Niye sonradan onun bu kadar sevildiğini, neden bu kadar sevildiğini anlamış oldum. Ziyaretçilere gelecek olursak gerçekten ziyaretçileri çok fazla. Hayranları dışarıdan gelenler de oluyor. Adana'dan özellikle gelenler oldu. Türkiye'nin her yerinden gelenler var. Ölüm yıl dönümü olduğu için de tabii ki daha da bir ziyaretçi var. Sevenleri bir duyanlar geliyor diyebilirim yani. Şahsi eşyaları, işte burada kendi kullandığı eşyalar bunlar. Yani mesela şöyle, bunlar hani gösteriş olarak değil, hani bir şey olarak, kopya olarak değil de gerçekten kendi kullandığı, kendi hayatında kullandığı eşyalar sergileniyor. Bunları eşi teslim etmiş zamanında, eşinden almışlar. Bunlar kendi kullandığı işte sahne kıyafetleri olsun, saati, çakmağı olsun burada sergileniyor ve ziyaretçilerine sunuluyor. İşte onun anılarını yaşatmak için, onu işte gönüllerde tekrar yaşatmak için özellikle sevenleri ziyarete gelsin. Evet, müzemizde Haziran ayında, 2021'in Haziran ayında kuruldu. İşte yeri değişti, taşındı diyebiliriz. Evet. Taşındı. Daha önceden başka merkezdeydi, buraya taşındı. Daha bile daha açık bir yer. Evet, daha güzel bir yer, daha açık bir yer. İnşallah burada başka müzeler de olacak. Karaköy Belediyesi'ne ait başka müzeler de olacak. Birkaç müzemiz daha ben düşünüyoruz. İnşallah daha faaliyetlerimiz olacak. Bu Müslüm Gürses Müzesi ile başlamış olduk. ...3 Mart babanın ölüm yıl dönümüdür. Ben o tarihte eşit olduğum için şimdiden ziyarete geldim kendisine. Allah mekanı cennet eylesin. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Onun da muhtere hanımında, muhtere annemizin de toprakları bol olsun. Rabbim yattığı yerde utandırmasın. Ne kadar anlatsak azdır yaşantısını, yaşadığı olayları filan. Tüm duygularımıza tercüman olan tek insandır. Elimizden geldik çok sık sık kendini ziyarete geliyoruz. Ben İstanbul'a Zincirli Kuyu mezarlığına kadar gitmişimdir. Büyük bir hayranıyımdır. Yani tüm derslerimizi biz ondan aldık diyebiliriz. Evet.
Evet, Müslüm Gürses'in yılım ölüm yıl dönümü 3 gün sonra biz de Müslüm Gürses'in müzesine geldik, gezdik. Onunla birlikte hatıralarımızı canlandırdık.